Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda kömür külünü bahçemizde güvenli bir şekilde kullanabilir miyiz? Yoksa içindeki toksik olduğu bilinen ağır metaller yüzünden kullanmak sakıncalı mı? Sorusunu masaya yatıracağız. Aslında işin temeline inip külün ne olduğunu anlamak ve içerisinde neler olduğuna bakmak gerekir ve bu şekilde bahçemizde kullanabilir miyiz? Yoksa toprağa kesinlikle konulmaması gereken bir ürün mü olduğunu anlamak çok daha kolay olacaktır. Kömür külü içindeki arsenik başta olmak üzere toprak kirleticiler bahçemizde sorun çıkartır mı? Kömür külü içinde ağır metaller ne oranda var ve denildiği gibi ürünlerimize geçer mi? Kullanacaksak ne oranda kullanmak gerekir? Bilim insanlarının bu konuda araştırmaları bize ne gösteriyor? Bu sorulara cevap arayacağımız gerçek bilgilerle dolu bir video ile karşınızdayız. Öncelikle kömür külü ile yapılan araştırmalarda yanlış anlaşılmaya neden olan bir konuya temas edelim. Kömür yakılan santrallerdeki kül incelemelerinde gözden kaçan bir konu var. Yakma sırasında uçan kül ve geriye kalan taban külü farklı içeriklere sahiptir. Bir de konunun kömürün hangi madenden alındığı konusu var ki aynı bölgedeki iki farklı madenden alınan kömürün bile içeriği değişebilmektedir. Ermenek'te çıkan kömürde kükürt oranı %1.6 iken Çayırhan'dan çıkan kömürde %6.8'dir. Rusya'da çıkan kömürlerde radyoaktif madde miktarı yüksekken İngiltere'de çıkan kömürlerde sodyum oranı çok fazladır. Yine İngiliz kömüründe potasyum alümina silikatlerle bağlandığı için suda çözünmez. Ancak Türkiye'dekilerde böyle bir sorun yoktur. Anlatmaya çalıştığım kısaca şu. Dünyanın farklı kömür madenlerinden alınan kömürü yakıp kül haline getirdiğimizde bambaşka içeriklerle karşılaşıyoruz ve araştırmalarda çıkan sonuçları birbirine karıştırmamak gerekir. Karıştırılan başka bir konu kömür tozu ile kömür külü aynı içeriklere sahip değildir. Kömür tozunu toprağa karıştırmakla kömür külünü karıştırmak, hatta kömür külünü suya koyup infüzyonunu yaparak kullanmak aynı sonucu vermez. Kömür yanarken sıcaklık koşulları altında parçacıklarda bir dizi karışık fiziko-kimyasal dönüşümler oluşur. Kömür içeriği ile kömür külü içeriği kesinlikle aynı değildir. Kömür külü içinde toprak kirletici ve dolayısıyla ürünlere geçerek sağlığımızı etkileyecek maddelerin bulunduğu konusunda bilim insanları ikiye ayrılmış durumda. Çünkü az önce anlatmaya çalıştığım gibi dünyanın farklı yerlerinde çıkan kömür farklıdır. Dolayısıyla külünü toprakta kullanma konusunda farklı sonuçlar ortaya çıkar. Kömür küllerinin ağır metaller ve radyoaktif elementler içerebileceğinden insan vücuduna zararlı olduğuna dair görüşler var. Ancak bitkiler bu elementlerin varlığında oldukça aktif olarak gelişir. Bitki dokularında zararlı maddelerin birikmesi, bu tür gübrelerin toprağa uygulama seviyesi aşıldığında, yani toprağın toplam hacminin %5'inden fazla uygulandığında mümkündür. Videonun ilerleyen bölümlerinde kömür külü kullanım oranlarını vereceğiz. Hemen birkaç bilimsel deneyden söz edelim. Amerika'da gerek toprak düzenleyici, gerekse kompost yapımı için sadece kuzey eyaletlerinde yılda en az 50 bin ton kömür külü toprağa karıştırılıyor. Florida Üniversitesi'nde yapılan 3 yıllık bir deneyde dönüm başına 10 kilogram kömür külü uygulanıyor. Bahçe atığı kompostuyla karıştırılan kömür külü domates verimini %70'lere kadar arttırıyor. Çalışmada 3 yıl sonra hiçbir yeraltı kirliliği veya toprak verimliliği düşüşü bulunmazken eser metallerin varlığı da insan sağlığına etki etmeyecek oranda kaldığı gözleniyor. 3 yıl yeterli gelmediyse başka bir araştırmaya bakalım.
Amerika kadar olmasa da Hindistan'da da önemli oranda kömür külü tarımda kullanılıyor. Hindistan Teknoloji Enstitüsü 6 yıllık bir çalışma yapıyor. Ahır gübresi ve mahsul kalıntılarından yapılan komposta dönümde 4,5 kilograma denk gelecek şekilde kömür külü uygulanıyor. Domatesde bir önceki döneme oranla mahsul verimliliğinin arttığı gözlenmiş durumda. Aynı oranlarda kullanıldığında pirinç ve yer fıstığı verimi kimyasal gübre kullanımına göre sırasıyla %31 ve %24 artış göstermiş. Eser elementlerin birikimi de domatesden daha küçük kalmış. Öte yandan Amerika'da yaklaşık 50 yıldır yer fıstığını gübrelemek için kömür külleri kullanılmıştır. Bu uygulamada kireç ve sudan oluşan bir bulamacın kullanıldığını da ilave edelim. Ancak durum o kadar iç açıcı olmayabilir. Indiana Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan bir araştırmaya göre toprak ağırlığının %5'i ila 20'si arasında değişen kömür külü miktarlarında yetiştirilen mahsuller toksik metalleri emdiği görülmüş. Bir de Türkiye'den bir araştırma verelim. Namık Kemal Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada %5'lik oranda kullanılan kömür külü verimde artışa neden olurken ağır metal kirliliği oluşturulmadığı not ediliyor. Bu araştırmalar bize gösteriyor ki azı karar çoğu zarar. %5'i geçmemek şartıyla gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Hatta odun küllerinde olduğu gibi su içinde bekleterek infüzyon yapmak birçok konuda bize yardımcı olacaktır. Mesela zararlı maddelerin bir kısmı yanma işlemi sırasında suda çözünmeyen bileşikler oluşturur. Kömür külünü suya koyarsanız bu bileşikleri suda çözünmeyeceği için toprağa verme şansımız yok. En çok korkulan arsenik konusunda da bir iki kelime söylemek gerekirse. Kömür yakıldığı zaman oluşan taban külünde 2/1 oranında arsenik vardır. Yani çok yüksek oranlarda arsenik varlığından söz etmek çok da mümkün değil. Kullanım dozlarını aşmazsanız arsenikle ilgili hiçbir sorun yaşamazsınız. Kömür külünde sodyum çok fazla olduğu için bazı topraklarda kullanılabilir. Ancak birçok toprak yapısında sorun çıkartabilir. Bu tamamen kömür külüyle direkt ilgili değil, toprak yapınızla ilgili bir durumdur. Sodyum bileşikleri de soğuk suda çok düşük oranda çözünür. Soğuk suda yapacağımız infüzyon bir anlamda bize fayda sağlayacak. Toprağa kömür tozu karıştıracaksanız da sodyum nedeniyle alkali bir ortam oluşacağı için toprak içinde çözünmemiş organik maddenin fazla olması gerekir. Kül ile birlikte toprağa bir miktar ağaç yaprakları karıştırılabilir. Kömür külü içeriği genellikle 150 yaşan silikon oksitler açısından zengindir. Bu nedenle genellikle bataklık diyebileceğimiz veya aşırı su tutan topraklar ve ağır kirli toprakları kurutmak ve gevşetmek için kullanılır. Kömürden elde edilen gübre homojen toprakların yapısını iyileştirir, nem iletme kapasitesini ve verimliliğini arttırır. Ek olarak bu tür gübre pansumanları pratik olarak klorür bileşikleri içermez. Yüksek kükürt içeriği sülfatlara dönüştüğünden ve asitliğin artmasına katkıda bulunduğundan kumlu topraklar ve yüksek asitli topraklar için kömür gübresi kullanımı doğru değildir. Lignit kömürüne baktığımızda diğerlerinden farklı bir durum var. Şöyle ki, lignit kömür tozu glutamik asitler içerir ve toprağın agrokimyasal özelliğini iyileştirmeye ve toprak mikroorganizmaların aktivitesini uyarmaya yardımcı olan yüksek fizyolojik aktiviteye sahip gübreler elde etmek için bir ham maddedir. Lignit tozu kullanmayı planlıyorsanız metrekareye 50 gramın üzerine çıkmayın. Çıkarsanız durum tam tersine döner ve mikroorganizmaları öldürürsünüz. Her şey dozajda bitiyor. Aktif olarak kükürt tüketen mahsuller yetiştirirken kömür külü uygulaması çok iyi sonuçlar verir. Soğan, sarımsak, lahana, turplar ve baklagil üretiminde
kömür külü çok işe yarar. Bu ürünleri yetiştirirken kömür külü aynı oranda alçı ile birleştirilir ve kompostla karıştırılır. Kömür külünü kullanırken içindeki zararlı sülfitler oksijenle reaksiyona girerek faydalı özellikler kazandığı için toprağınızda kullanmadan önce külü bir zemine serin, en az 10 gün bekletin ve daha sonra kullanın. Sonuç olarak kömür külünün toprağı iyileştirmek ve bitki büyümesini arttırmak için büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Ancak bu uygulamada oranlar hayati önem taşıyor. Diğer küllerde olmayan sorunları kömür külünde yaşayabiliriz. Kullanmak veya kullanmamak tamamen size kalmış durumda. Ancak doğru dozajlarında kullanırsanız ağır metaller veya en çok korkulan arsenikle ilgili hiçbir sorun yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.